Bugün burada çok önemli bir toplantı vesilesiyle bulunmaktayız. Sadece Kazakistan'ın değil, Türk dünyasının lideri olarak gördüğümüz, lideri olarak saydığımız, bilge lider olarak ifade ettiğimiz Sayın Nursultan Nazarbayev'in 2050 yılına kadar Kazakistan'ın geleceğini planlayan ama stratejik planlayan bir toplantı vesilesiyle buradayız. Çok önemli orada tespitler var, çok önemli plan detayları var. Detaylarıyla inceledik ilgili kitabı ve şunu gördük ki Kazakistan 22 yaşında olmasına rağmen 1000 yıllık bir devlet geleneğini aslında kendisinde barındırıyor. Onun bilge lideri Nursultan Nazarbayev Türk dünyasını planlayan, Kazakistan'ı sadece 2050'ye kadar nasıl götürürüm değil, bir büyük güç olarak Türk dünyasını 2050'ye taşıyacak bir planın detaylarını bu kitapta gördük. O vesileyle o plan sadece Kazak halkını ilgilendiren bir plan değil, onu ifade edeyim. Aynı zamanda Türk halkını da, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da ilgilendiren bir plan ve 300 milyonluk büyük bir dünyayı, Türk dünyasını ilgilendiren bir plan. Onun için ne mutlu ki Kazak halkı böylesine bilge bir lidere sahip, ne mutlu ki Türk dünyası böyle bir bilge lidere sahip ve bu bilge liderin 2050 yılına kadar gidecek büyük bir planı bugün hepimiz burada görme, okuma mutluluğuna eriştik. Onu da ifade etmek istiyorum. Kazakistan Türkiye için çok önemlidir. Kazak sermayesi Türkiye için çok önemlidir. Bakınız 90'lı yılların başlarında Türkiye Kazakistan'a kapital koyuyordu. Ama şimdi Kazakistan maşallah büyüdü, gelişti. Türkiye'ye, dünyaya yatırım yapan bir ülke haline geldi. Bir diğer önemli husus da Kazakistan'ın bölgesel liderliği. Kazakistan'ın uluslararası kuruluşlardaki liderliği. Kazakistan bugün bazı uluslararası organizasyonların kurucusu ve bazı uluslararası organizasyonların da başkanlığını yapan ve son olarak da mesela SİKA vardı, onu Türkiye'ye de başkanlığını devreden, Türk Konseyi'ni kuran büyük bir güçten bahsediyoruz, büyük bir bilge liderden bahsediyoruz. Ve ben burada bütün Kazak halkını bir kez daha tebrik ediyorum.